Merhaba, İyi Pazarlar İş Bankası günlük grafik. En son biz buna tam Mart ayında bakmıştık. Bakın grafik şuradaydı. Çok güzel işte derslik yani düşen trend. Kırılmadıkça işler sakat. Kıramadı. Bakın nasıl kırılma ancak 5 Mayıs'ta yapabildi. Şimdi bunu bir kişi sordu. Yani Garanti Bankası burada biraz pozitif ayrıştı. Yani bunu hep söylüyorum. Garanti Bankası şimendifer, lokomotif. Yani orada ilk girişler yabancıların daha çok aldığı bir kağıt. Yerlerinde daha çok aldığı bir kağıttır. Bankacılıkta Garanti Bankası. Yani o biraz farklılaştı. Arada bunlar dört tane işte İş Bankası. Hep aynı şeyi anlatıyorum. Yani bu banka alıp satmak çok zor değildir aslında. Aynı şeyleri anlatıyorum ama yeni dinleyen arkadaşlar vardır. İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi. Bunlar dört tane. Bunları ayırın. Bankacılık endeksi demek bunlar demek. Bunun dördünün içinde de garantinin pozisyonu biraz daha başkadır genellikle. Ama bu şu demek değil yani o performans verir bunlar performans vermez anlamında değil. Burada biraz daha şey geldi tabii yüzdesel bazda ayrışma oldu hani onlardan. Ama bunlar da düşeni kırdılar. Yapı Kredi de öyle. Akbank da öyle. 50 günlerin üstüne çıktılar. Dolar böyle 8.50'den ani bir atak falan yapmazsa belki devam ederler. Yani burada bankacılık hissesi almak TL almaktır. Açık yani bu zaten bütün dolar grafiğini koyun şak diye oturur üstüne. Ne zaman dolar düşmeye başlar biraz ya da en azından bir stabil bir hal alır. Yani bir korku kalmaz dolarla alakalı piyasada dövizin yönüyle alakalı. O zaman bunlar yukarı yönlü hareket etmeye başlarlar. Burada da böyle bir hareket var. Dolar da işte bu 8.50'leri geçemiyor. 8.20'ye geliyor, 30'a geliyor, 40-50'ye o arada geziyor. O arada gezdikçe biraz güçlendiğini görüyoruz bankaların. Yani burada o yüzden dövizle alakalı haberler de belki takip edilebilir. Dolar endeksi takip edilebilir. İsteyen tabii yani böyle çok anlık alım satım yapanlar varsa. Zaten warrant yok piyasasındaysanız o zaman gerçi bu videoya gerek yok yani herhalde bunların farkındadır o tür alım yapan arkadaşlar ama yine o tür parametreleri de kontrol edebilirsiniz. 5 lira aşağıda yani 5 lira kırılmadıkça yukarı hareket bozulmuş olmaz İş Bankası'nda. Trend de alsanız saatlik aynı yere gelir. 3 aşağı 5 yukarı. Günlükten de hareket etseniz aynı yere gelir. Burada anahtar 5 lirada olarak düşünebilirsiniz. Yani 5 liranın kırılımı bir miktar satış baskısını arttırabilir. 20 gün bakın burada da çiziyor 20 gün işte trende. Mavi olan 20 gün üstsel ortalamadır. Bakın nasıl çiziyor trende. Aynı yerde kesiyor. Dolayısıyla yani trendimiz oradan geçiyor. Yukarıda 50 günün üstünde kapatması iyi oldu. Yani en sonunda bir tekrar 50 gün ortalamasının üstüne çıkıldı. Tabii bir dengelenme olursa yani ekonomik olarak da böyle bizle alakalı sert bir haber falan olmazsa artık güçlendikçe en azından 5 lira 10 kuruşun üstünde güçlendikçe kalmaya devam ettikçe şurada bir soldaki en yakın boşluğu zaten kapanmıştı daha önce ama şu boşluğa doğru hareket etmesi 5.39 ve 5.70 arası ki orası 200 gün ortalamaya da denk geliyor. Oraya doğru hareket etmesi olasıdır, beklenebilir. Tabii o kısımda dirençtir. Yani 5.70'e yaklaştıkça bir dirence yaklaşmış olur teorik anlamda. Arada kendisi direnç yapar mı? Görünmedik şeyler değil. Gayet oluyor yani arada bazen kendi kendine bir direnç oluşabiliyor. O da tekrar söylüyorum yani diğer parametreleri değerlendirmek lazım orada. Neticede şöyle gösterirsem hani daha geniş bunu hiç aylığını gösterdim bilmiyorum ama hani garantinin Akbank'ın falan göster. Garanti mesela aylıkta da ayrışır. Garantinin aylığı yukarıdır. Bunlardan biraz daha fazla yukarıdır. O 50 ay ortalamasını hiç kıramaz. Garanti Bankası onu söyleyeyim. İş biraz öyle değil. Bunlar İş Bankası, Akbank falan bunların bir yataylığı var. O yataylıkta devam ediyorlar. Yapı Kredi de öyle. Aşağıda şu an için yani öldüm bitti mi bunun 4.50. Kırılırsa hani bir 4 liraya doğru en fazla hareket beklenir açıkçası. Burası global finans krizi uyarayım da bunu görenler oluyor sonra orada düşmüş diye. O global finans krizi öyle bir şey beklenmiyor şu anda. Yani 4 civarları da maksimum dibi oluyor. İşte tepesi de belli yani 7.70, 7.80. Yani oraya biraz uzağız tabii şu anda. Aylık görünümü de bu. Ya haftalığı göstermiyorum o gerek yok yani böyle genel tablo size fikir verir diye aylığı gösteriyorum burada. Yani o zaman ne yapmak lazım? Tabii en şeyde en kötü olumsuz bir haber akışında en kötü durumda 4.40-4.50'nin altına belki biraz yoğunlaşmak gerekebilir. Majör anlamda böyle çok sabırlı arkadaşlar için.
Bunların dışında söylenecek bir şey yok İş Bankası içinde. Unuttuğum zannediyorum bir şey yoktur. Özel bir formasyon da yok burada. Bir mum formasyonu da yok. Alımlar çok güçlü geldi. O biraz sevindirici oldu. Yani bu 5 liranın biraz altında bir yoğunlaşma var. Piyasa demek ki orayı iyi kötü bir fırsat görmeye devam ediyor denilebilir. Herkese iyi haftalar.